Bir de bu yok bana. Hello. Güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Nasılsın? Biraz insanlar yiyorsun. Yes. Herkese merhabalar. Selamlar herkese. Birazdan bizim dizimiz başlıyor ve o yüzden size bir canlı yayın açmak istedik. Evet. Hep birlikteyiz şu an bence. Hello. Daha yukarıda ötürüyoruz. Okay, bence bu. Herkes asla alamıyor. Saati söyleyelim. Yaklaşık 26-27 dakika sonra Dönence Kanal D'de başlıyor. Ben girsene. Aynen. Aynen. Hepimizi ortalasak. Yüzümün bir tanesi çıkmıyor. Yan çevirin abi. Yan çevirin. Evet, bak, aynen. Oo, o da biraz uzak mı oldu sanki? Çok da uzaklaştık. Aynen. Saatimizde. Okay. Arkadaşlar. Aynen. Saat 8'de. Evet, ben söyledim. 3, 2, 1. Bizde Dönence Kanal D'de. Hala canlı yayın devam ediyor. Yani röportaj yapacağız. Bir şeyler soruyorlarsa onları cevaplayalım. Herkese merhaba. Sanki. Son derece güzel bir Foça akşamından bağlanıyoruz size. Birazdan canlı yayın heyecanımızı paylaşacağız sizinle. Sizinle aynı anda ilk defa biz izleyeceğiz. Doğru değil mi? Evet. 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 O yüzden çok heyecanlıyız. O yüzden çok... Ben de artı ses çıkar gözlüklerini. Çıkar gözlüklerini olmazsa çıkar çıkar. Çıkar gözünü görsünler, tamam, güzel gözlerini görsünler. Bak, güneşten gözlerini. Bakamıyorum ona. Herkes tek tek kendini tanısın bence. Evet, karakterlerimiz falan mı? Aynen tabii canım. Kimi tamam. Nasıl izleyeceğiz? Ben Caner. Özgür karakterini canlandırıyorum. Ben alınca açalım. Tamam. Evet. Kızım Sümeyye. Ve Gece karakterini canlandırıyorum. Ben Berkay. Kimsin? Berkay'ı canlandırıyorum. Ben Berkay'ı canlandırıyorum. Miro karakterini canlandırıyorum. Ben de Azlı Sera karakterini canlandırıyorum. Doğa, ben Rüzgar karakterini canlandırıyorum. Herkese merhaba, Harun karakterini canlandırıyorum. Evet, bak, merhaba, ben Berfin. Ceren karakterini canlandırıyorum. Herkese merhaba, ben Ülkü. Gülce karakterini canlandırıyorum. Ülkü de benim kızım. Diğerleriyle itibarlıyız. Biz daha Foça'ya yeni taşındık ailece. Karım gene yetişemedi. Birazdan gelecek. Şu gördüğünüz arkadaki mekanda birazdan sizinle beraber kanalda ekranlarında biz beraber izliyor olacağız. İzlemek için sabırsızlanıyoruz diyor. Hadi elden ele birkaç tane soru yazıyor herkes aşağıya. Cevap onları ben. Cevaplandırın tabii ki. Aha. Orada beğendiklerinizi. Harun diyor. Haruna kalpler var. Haruna kalpler. O gün abicim. Büyük ilgi görüyorsun. Herkese sevgiler. İzmir'den Poşa'dan herkese sevgiler. Teşekkürler. Şöyle. Seviyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz. Yan mı tutsak şöyle? Yan tutsak da mantıklı. Ben hiçbir şey göremiyorum. Tamam, biz de çok heyecanlıyız. Fragman dönen... Sizce kaç bölüm sürer demiş. Hayda. Yani biz bunu de... siz bilirsiniz. Yani çok sürmesin. Siz ne kadar isterseniz o kadar. Temennimiz en uzun şekilde devam etmesi. Şöyle mesela Rüzgar karakterimiz, doğacım bir şeyler. Güzel bir yerdeyiz, Poça'dayız. Gün batımındasın. Evet abi. Oğlum konuşsana, manzara. Valla çok heyecanlıyız. Umarım uzun soluklu güzel bir iş olacak. Nasıl bir insan senin oynadığın Rüzgar? Özel bir insan. Evet. Ve işte Otizm Vakfı ile ortak çalışmalarımız oldu. Evet. İşte bu. Bu şekilde. Özel durumu olan başka bir karakterimiz, evet, daha dedi, var. Sana. Gel. Hello. Ben Gülce karakterini canlandırıyorum. Gülce de Asperger sendromlu bir birey. Biz de en az sizin kadar heyecanlıyız. Hepinizi öpüyoruz. Biz onlar yüzünden taşındık Foça'ya. Çok pişman değiliz. Burada benim kahraman çok güzel yani. Kahraman dediğim oğlum var, Özgür. Ondan sonra Cima. Çok güzel hikayeler anlatacağız. Evet, ne kadar sürer demişsiniz. Güzel moderatörlük yapıyorsun bu arada. Güzel moderatörlük. Ve karım geldi. Ben, onun zoruyla taşındık buraya. Beni zorladı buraya. Hoş, güzel bir yerdeyiz. Hazırlanamıyor her zaman olduğu gibi. Bak geldi gene. Sümeyye seni çok seviyorum yazmış birisi. Teşekkürler. Seviyor. Annem de benim. Sümeyye bak. Ne oynuyorsun sen lider? Ben valla ne oynuyorum? Ay çok fenaymışım. Bir söyler insan. Aşkım sen her halin güzel. Teşekkür ederim. Ben... anne bir anneyi oynuyorum. Tam anne.
Benim... Çok güzel. Ben nasıl anlatayım şu an, çok heyecanlıyım. Çok ya. Özel iki kızı var. O söyleyemedi kız babası olarak, evet. Ben söyleyeyim. Çok özel iki kızı var. İkisi de birbirinden özel. Biri biraz daha özel. Çok özel bir hikayemiz var. Uzun zamandan sonra kovalamacası az, sevdası çok bir hikaye anlatacağız size inşallah. Çok güzel olacağını düşünüyoruz. Look amazing yazmış. Hangimiz için yazdığını sana, bilmiyorum tabii ama. Sana değil herhalde. Tabii ki bana değil. Oh işte aynen öyle. Bir sürü yerlerden geldik hepimiz. En sonunda Foça'da birleştik. İyi var, durum var. Oldu, konuşamıyoruz. Ha böyle olunca ha, daha iyi. Bak böyle evet. Hatta herkes çıkıyor yavaş. Bir şey söyleyeceğim. Atakan haklıymış. Gözlük takıyorum ben de. Ya dedim ama. Konuşamıyorum dedim. Çünkü. Durumumuz bundan ibaret. Kaç dakika kaldı yayına? 20 dakika kaldı. Her birimizin Instagram'ına yazabilirsiniz. Kanal D sayfasına yazabilirsiniz. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi, fikrinizi yazabilirsiniz. Hatta ekrandan bizi izlerken fotoğraflarınızı çekip gönderirseniz Kanal D sayfasına, belki ileride biz onları kullanırız. Belli mi olur? O yüzden bizi izleyin çünkü çok emek var burada. Yaklaşık 2 aydır 2 bölüm üzerinde çalışıyoruz. Neler çektik diye devam ama bu akşam şu tarafta gördüğünüz kalabalık, o ekibin içerisinde nice kostümcüler, ışıkçılar, sesçiler, yönetmen, reji ekibi. Alkışlayalım mı? Evet. Onları üzerinde bir alkışlayalım. Bu alkış o ekip için. Burada fotoğraf editörlerimiz de var. Herkes burada. Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir şey olduğunu düşünüyoruz biz. Umarım siz de bizimle aynı fikirde olursunuz. Al biraz abilik yap sen. Top bana geldi. Tamam. Didem sen yeni geldin. Ben ne diyeyim? Sen biz senden daha fazla tanıttık. Kendimizi konuştuk. Ben diye de özel bir çocuğum. İki çocuğum var. Çok çok tatlı bir anne. Keşke anne olsaydım onun gibi bir olmak isterdim. Keşke diye. Anne olsaydım öyle bir anne olmak isterdim. Çünkü başarısız olduğu yerleri de kabul ediyor. İşte iki çocuğuna her anne gibi eşit sevgi vermeyi hedefliyor. Fakat yolda işte farklı bir çocuğu olduğu için, özel bir çocuğu olduğu için o dengeyi bazen kuramıyor. Aslında çok 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 büyük hikayeler yok ama aslında hepimizin yaşadığı hayatta yol alırken, bak uzun cümleler kurdum, şey olduğumuz, böyle dengeyi şaşırdığımız, hepimizin zaman zaman bocaladığı, başardığı, başaramadığı, pes ettiği zamanlar vardır. Onları yaşıyor ve bence aslında seyircinin de bunları görmeye ihtiyacı var. Yani o çok büyük olaylardansa hepimizin hayatında olan bu ufak değişikliklerin nasıl hayat bir tarafa baktığımızda başka hikayeler olduğunu görmeye, daha doğal şeyler, daha gerçek hikayeler görmeye seyircinin de ihtiyacı vardı. Ben her şeyden hemen bu boşluğu dolduracağımıza inanıyorum. Güneşe bakamıyorum. Akşam güneşi. Çok güzel söyledi. Benim sağ kol tutuldu. Devralın. Kızlar devralsın. Sizler devralın. Al biraz şeylik yap. Evet. Ne dedim? Moderatörlük. Biraz ileriye doğru gidin. Bence orada daha çok çeker. Bakın. Kaç ne? 18 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Araya doğru gittim oraya. Herkes bay bay desin. Herkes bay bay desin. Bay bay. Bekliyoruz hepinizi. Bakamıyorum hiç güneşten. Tamam. Bir de paylaş dersen süper olur o da.